geçmiş olabiliriz. Sosyal ve kültürel hizmetler var. Ha, sosyal ve kültürel hizmetler. Peki bu hizmetler kapsamına neler giriyor? Örneğin sevgili arkadaşlar, eminim hepiniz de yapıyorsunuz. Tamam, ders çalışıyorsunuz ama hepiniz gidiyorsunuz. Hafta sonları gittiğimiz tiyatrolar sevgili arkadaşlar. Boş zamanımız var. Oh, gezelim tozalım. Her hafta gittiğimiz tiyatrolar. Hatta bir tanesi Haldun Dorman Tiyatrosu diyebilirim. Peki sadece o mu? Hayır, geziler. Özellikle yaz aylarında dikkat edin, üniversitelerde de var. Alanya gezisi, Çanakkale gezisi, İstanbul gezisi, hatta Beyaz Şov, hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi sosyal ve kültürel hizmetler bağında diyebiliriz. Peki bunların geneline ne diyebiliriz? Boş zaman diyoruz ama sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz artık akademisyenlerimiz öyle kötü cümleler kullanmayın diyor. Ne yapalım? Onun yerine daha güzel kelimeler kullanın diyor. Tamam, nedir o diyorum. Serbest zamanları değerlendirici etkinliklerin hepsi bu hizmet kapsamındadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tiyatro, folklor, koro çalışmalarının hepsini sosyal ve kültürel hizmetlere alabiliriz diyebilirim. Peki isterseniz ÖSYM müfredatına göre düşündüğümüzde şöyle bir soru da yapabiliriz beraber isterseniz. Örneğin diyelim ki başka bir okuldan bizim okula nakil yoluyla gelen bir öğrenci var. Tamam, arka sıraya oturur, oryantasyonu sunduk sevgili arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok, her şey rahat, güzel. Sınıfı tanıttık, arkadaşlarını tanıttık ama bir süre sonra nedendir değişiklikler oldu öğrencide. Nasıl? Artık beni dinlemiyor. Öğretmenini, yani bu tahtayla, buralarıyla hiç ilgilenmiyor. Arkadaşlarıyla konuşmuyor. Hiç kimseyle muhatap olmuyor sevgili arkadaşlar. Ve dışarıdan, pencereden dışarıdakileri izliyor. Dışarıdan insanlar da ona el sallıyor. Ve aralarındaki bağ gittikçe artıyor. Bu öğrenci sunulacak hizmet A. psikolojik danışma mı? B. sosyal kültürel faaliyetlere yöneltme mi? Biliyorum. Cevap sizin için farklı olabilir ama bizim için düşündüğümüzde %50 şansımız var. Psikolojik danışmanın sosyal kültürel hizmetlere yöneltme mi? Cevabı şimdi söylemiyorum. Peki aynı örneği bir kelime ekleyeceğim. Bizde belki de en kötü olan şey bu. Bir kelime, bir cümle çok şey değiştiriyor sevgili arkadaşlar. Ve rehberlik özel eğitim babında bunları bilmek zorunda mıyız? Maalesef evet. Ve bunları detaylı inceleyeceğiz zaten. Diyelim ki aynı soru örneğini şöyle yapsak. Başka bir okuldan bizim okula nakil yoluyla gelen bir öğrenci var. Tamam. Oryantasyon hizmetini sunduk. Yavrum bak işte burası okuldur. Burası işte bak sınıfındır. Burası öğretmenlerindir. Tamam. Bunları da yaptık. Ve arka sıraya gitti öğrenci. Arka sıradan bir süre sonra beni izliyor, benimle muhatap oluyor, tamam çok iyi. Bir süreden sonra benimle muhatap olmayı kesti. Arkadaşlarıyla hiçbiriyle konuşmuyor, kendini yalnızlığa vurmuş gibi. Dışarıdaki insanlara el sallıyor, onlar da ona el sallıyor. Ve bir gün, bakın burası çok önemli, hıçkırı hıçkırı ağlayarak okul rehber öğretmenin yanına gider, şunu der. Öğretmenim, geldiğim yerde çok arkadaşım vardı ama burada hiç arkadaşım yok der. Bu kıza sunacak olduğumuz hizmet psikolojik danışma mı, sosyal kültürel faaliyetlere yöneltme mi? Sevgili arkadaşlar, işte burası çok önemli. İlk örneğimizde dikkat ederseniz kız ağlamıştı, yalnızlaşmıştı, ne yapacağını bilmiyordu. Ama sorunun nedenini biliyoruz mu? Hayır. O zaman bu sorunun nedenine inmek için detaylı bir şekilde onun kişilik sorunlarına inmemiz lazım. Mutlaka kişisel bir sorun olabilir. İşte bu kişisel sorunda danışmanlık sunarız. Ama ikinci örneğe çok dikkat edin. Kız tamam ağlıyor, mırın kırın ediyor ama sorunun kaynağı şu: geldiğim yerde çok arkadaşım vardı, burada arkadaşım yok diyor. Sorunun kaynağı demek ki arkadaş edinememe. O zaman ben danışmamı yapayım, yönelteyim mi? Sorunun nedenine indiğim için, bildiğim için ve bu kızın sosyalleşme ile ilgili sorunu olduğu için sevgili arkadaşlar, sosyal ve kültürel faaliyetlere yöneltiriz. Çünkü burada kızın yeni arkadaş ortamına girmesi lazım. Ama ilk örnekte böyle bir nedeni bilmediğimiz için ilk örnek psikolojik danışma ama ikinci örneğimiz bizim için artık onun yeni bir çevrede yeni arkadaş edinmesi için sosyal ve kültürel faaliyetlere yöneltmedir. Peki bir diğeri sevgili arkadaşlar, özel yetiştirme hizmetleri. Hatta biz bu hizmete şunu da ekleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Özel yetiştirme hizmetlerinden hariç özel eğitim ve yetiştirme hizmetleri diye de geçiyor. Ama artık biliyorsunuz ÖSYM müfredatını düşündüğümüzde özel eğitim şudur, özel yetiştirme şudur diye inmiyoruz sevgili arkadaşlar. Aslında hepsi bir bütün hizmettir bizim için. Ama illa hocam ayıralı mı? İşte nedir ne değildir? Ya hocam ne olabilir? O zaman şöyle diyebiliriz. Özel eğitimde bizim ilk aklımıza gelen şu olabilir. Sınıflarda hatırlıyorsunuz sevgili arkadaşlar, staj yaparken ya da gittiğiniz ücretli öğretmenlik yaptığınızda mutlaka sınıflarda görmüşsünüzdür. Bazı özel öğrenciler vardır. Belirli engelleri olanlar vardır sevgili arkadaşlar. Bu öğrenciler genelde ön sıralarda oturur. İşte bu özel öğrenciler bizim için özel eğitim kapsamındadır.
Peki şunu düşünürüz. Biz onlara kaynaştırma öğrencileri diyebilir miyiz örneğin? Evet. Kaynaştırma öğrencileri özel eğitim kapsamında diyebiliriz. Demek ki düşündüğümüzde kaynaştırma eğitimindeki öğrenci normal öğrencinin seviyesinin altında mı değil mi? Altında. Tamam hocam, altında olan özel eğitim. Peki normal öğrenci seviyesinin üstünde de öğrenci olabilir mi? Evet. Kim onlar? Üstün yetenekliler. Hatta üstün yetenekliler eğitim programı da var şu an. Söz konusu olan eğitimin çalışmaları devam ediyor. O zaman özel eğitim normal öğrencinin altında, yani özel eğitim öğrencisi, bir diğeri de üstünde olan öğrenci, üstün yetenekli. O da özel eğitim. İşte özel eğitimden kastettiğimiz odur. Normalin altında ve üstünde olana sunulacak eğitim diyebiliriz. Peki hocam, özel yetiştirme ne? Ha, diyelim ki sevgili arkadaşlar, en zor derslerden biri söyleyeyim size. Sayısalcılar için tarih, sözelciler için de matematiktir. Matematikte yok, bende bir şey yok, yapamıyorum. 2 artı 2 diyor, ben diyorum 1. 3 artı 3 diyor, ne bileyim 4 diyorum. Atamıyorum, yapamıyorum ya. Matematikteki konumu daha da ileriye götürmek istiyorum. Hafta sonları kursa, dershaneye geldim. Ya özel bir hocayla çalışıyorum. Hoca, hadi bakalım çalışalım seninle. İşte bu tarz benim belirli bir şekilde bu eksikliğimi gidermek için yaptığım çalışma özel yetiştirme diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bu sadece hocam başarısızlığı gidermek için mi? Hayır. Bizim için başarı konusunda da olabilir. Örnek hemen söyleyeyim. Örneğin sevgili arkadaşlar, diyelim ki ben çok iyi keman çalıyorum. Çok iyi, müthiş bir keman çalıyorum. Yapamam aslında da çalıyorum. Bu keman çalmamı daha da ilerletmek istiyorum. Daha iyi olmasını istiyorum. Bir hocayla bu yeteneğimi arttırmak için de çalışmalar yaptım. Bu hangisine girer? Bu da özel yetiştirmedir sevgili arkadaşlar. Demek ki bizim için başarısızlığı giderici çalışmalar, başarıyı artırıcı çalışmalar hepsi özel yetiştirme kapsamında diyebilirim. Ama normal bir öğrencinin çok altında ya da çok üstünde olana sunulan da özel eğitim diyebilirim. Ama artık böyle bir ayrım yok ÖSYM müfredatına göre. Özel yetiştirme ve özel eğitim hizmetleri bir bütün şeklinde ele alınıyor diyebilirim. Peki, buraya kadar öğrenci kişilik hizmetlerinde sağlık hizmetleri tamam, sosyal yardım tamam, özel yetiştirme eğitim tamam, sosyal kültürel tamam, gelelim bizim için asıl önemli olan yere. Neresi o? İşte burası sevgili arkadaşlar. Hangisi? Rehberlik hizmetleri. Bizim için asıl önemli olan yer burası. Neden? Çünkü asıl konu müfredatını düşündüğümüzde bunlar açığa çıkmalıdır. Şimdi rehberlik deyince aklımıza ne geliyor? Ya rehber, rehber öğretmen, rehberlik. İlk diyeceklerimizden biri şu olabilir: yol gösteren. İlk aklıma gelen o. Ama sevgili arkadaşlar, kelimelere çok dikkat edin. Özellikle rehberlik ve özel eğitim alanında bizim için çok önemlidir. Yol gösteren. Şimdi düşünüyorum, yol. İşte gideceğim yol. Aha şu, şu yoldan git. Ama sevgili arkadaşlar, artık böyle bir şey yok. Yol tek bir seçenektir. O yüzden rehberlik yol gösterme değildir. Hocam o zaman ne? Bir ek önemli mi? Ve maalesef önemli, yollar göstermedir. Yani kişiye seçenekler sunmadır. E tamam, güzel, müthiş. Peki gittim rehber öğretmene. Ya hocam ben alan seçeceğim. Seçelim. Hadi sen seç. Ama buna yardımcı olacağız mı? Olacağız. Ne bileyim, kendi özelliklerini göstermemize, onun kendi özelliklerini görmesine yardımcı olacağız. O zaman benim ona aynı şekilde kendini tanımasına, kendi özelliklerini görmesine yardımcı olmam rehberlikle alakalı mı? Tabii ki. Biraz önce verdiğimiz örneği düşünün sevgili arkadaşlar. Adam geldi başka okuldan, bizim okula nakil yoluyla. Bu okulda yeni kişileri gördü. Tuvaleti ne bileyim tanıyacak, öğretmen odasını tanıyacak, ne bileyim işte elini yıkacak, yüzünü yıkacak, ne bileyim su içecek falan filan, kantini arayacak. İşte bu gibi yeni gelen bireye bulunduğu çevreyle ilgili ortamı, durumu tanıtması rehberlik hizmetine girer mi? Girer sevgili arkadaşlar. Peki geldi. Hocam biri izcilik kulübüne gidiyor. Tamam gitsin, ne yapayım? Biri gidiyor hocam işte gezi inceleme. Gitsin, ne yapayım? Hocam biri atçılık kulübüne gidiyor. Dağcılık kulübüne gidiyor. Ne yapayım? Hocam ben de hangi kulübüne gideceğimi bilmiyorum. İşte onun gidebileceğiyle ilgili seçenekler sunmak bizim için nedir sevgili arkadaşlar? Rehberlik hizmeti kapsamındadır. Ama biz bunu derinleştirmeden şöyle bir toparlayalım. Biz ÖSYM müfredatına göre belirli bir kapsamı incelememiz lazım. O zaman şöyle diyebiliriz. Rehberlik, bireyin kendini tanıması. Tamam. Bu kendini tanıyarak olanaklarını fark etmesi. Bu olanakları arasından uygun kararlar alarak çevreye uyum sağlaması ve kendini gerçekleştirmesi için sunulan profesyonel ve sistemli bir süreçtir. Vallahi güzel oldu. İyi bir tanım beraber oluşturduk. Bireyin kendini tanıması, kendini tanıyarak olanaklarını fark etmesi, bu olanaklar arasında uygun kararlar alarak çevreye uyum sağlaması
ve kendini gerçekleştirmesi için sunulan profesyonel ve sistemli bir süreçtir. Güzel. Hadi ona bir bakalım isterseniz. Sevgili arkadaşlar, kendini tanıma dedik. Tamam. Olanakları fark etme dedik. Bu da müthiş. Uygun seçimler yapma dedik. Tamam. Çevreye uyum ve kendini gerçekleştirme. Altına da bir yıldız ekleyerek sevgili arkadaşlar, profesyonel ve sistemli bir süreç dersek bu bizim için ne oluyor? Rehberliğin beraber oluşturduğumuz tanımı oluyor. Ama şuradaki kendini tanıma, olanaklarını fark etme, uygun seçim yapma, çevreye uyum ve kendini gerçekleştirme bizim için biraz daha önemli. Hocam ne için önemli? Hemen söyleyeyim. Burada gördüklerimiz sevgili arkadaşlar bizim için şu beşi rehberliğin neyini oluşturuyor? Rehberliğin amaçlarıdır sevgili arkadaşlar. Rehberliğin bizim için amaçlarıdır diyebilirim. Bu beşi bizim rehberlikte kazandırmayı hedeflediklerimizdir. Kendini tanıma, olanakları fark etme, uygun seçim yapma, çevreye uyum, kendini gerçekleştirme. Bunların hepsine tek tek değineceğiz. Ama şöyle bir şey yapsak beraber. Diyelim ki kendini tanıma var, olanakları fark etme var, uygun seçim yapma var, çevreye uyum var, bir de kendini gerçekleştirme var. Tamam. Bana dese ki hocam şu 5 amaçtan hangisi rehberliğin amaçlarından ilk amacıdır, birincil amacıdır dese ne yapayım? Kendini tanımama, olanakları fark etmeme, uygun seçimi, çevreye uyum mu? Hepiniz değişik şıklar söylüyor olabiliyorsunuz. Anlıyorum. Ama hep şunu düşünün. Rehberliğin birincil amacı kendini fark etmektir. Kendindeki o gücü görmektir. İşte kendimdeki gücü görmek, kendimin özelliğini fark etmem hangisi? Rehberliğin birinci amacıdır. Kendini tanımadır sevgili arkadaşlar. Birinci amacı. Peki dese ki rehberliğin nihai amacı. Anam, rehberliğin nihai ya da son amacı. Bu nedir dediğimde bu beşinden nihai amaç bireyin kendi özelliğini bilip kendi gücünü ortaya koyması. Yani bir nevi masaya yumruğunu atması. İşte bireyin kendini ortaya koyma çabası nihai amacı, yani kendini gerçekleştirmedir. Birinci amaç kendini tanıma, nihai son amacı kendini gerçekleştirme diyebiliriz. Peki hadi bunları biraz da değinelim, örneklerle zenginleştirelim. Kendini tanıma. Kendini tanımanın en güzel anlamı aslında şu. Var olan kendi özelliklerinin farkında olmadır. Nasıl yani? Hocam ben bir şeyden hoşlanıyorum. Bunu bilmem. Kendimi tanıma hizmetidir. Hocam benim yeteneğim var ama hangi konularda ne yeteneğim var, neler var, neler yok. Evet, bu da bizim için kendi özelliklerini görmedir, tanımadır. Bir konuyla ilgili duygu, davranışlarım şöyle. Hocam ben şöyle düşünüyorum. O düşüncelerinin farkına varmak, yani kendinin o gizil gücü, kendindeki o gücü hissetmen, tanımam, kendini tanımadır diyebilirim. Olanakları fark etme, kastettiğimiz hep şudur sevgili arkadaşlar. Olanak deyince bizim için hep şu aklımıza gelsin. Bireye seçenekler sunulmasıdır. Bireye seçenekler sunulmasıdır sevgili arkadaşlar. Var olan durumla ilgili bütün seçenekleri ona sunmamdır. Örneğin hocam ben şunu yapacağım, A, B yapacağım şunu, C yapacağım şunu, şey, D. Bütün ona var olan seçeneklerini sunmak bizim için olanaklarını fark etme. Ama bu seçenekler arasından biri kendine olanı seçmek zorunda. Çünkü o artık kendine has, kendi özel kararı olacak. İşte bu seçenekleri arasından tek bir seçenek üzerinde duruma da uygun seçimler yapmadır sevgili arkadaşlar. O seçeneği elde etti. Bundan sonra yeni ortam, yeni durum, yeni kişilerle tanışma bizim için çevreye uyumdur sevgili arkadaşlar. Bunun yanında düşündüğümüzde o ortamda kendi gücünü koyup kendi potansiyelini ortaya koyması kendini gerçekleştirmedir. Demek ki bizim için bireyin potansiyelini fark etmesi, özelliğini fark etme, kendini tanıma. Bu potansiyelini ortaya koyma becerisi kendini gerçekleştirme diyebiliriz. Hadi o zaman bir örnek yapalım beraber. Örneğin diyelim ki birey size geldi. Dedi ki hocam dedi. Evet söyle çocuğum, dinliyorum seni. Ben dedi alan seçeceğim dedi. Lise 2. sınıf için biliyorsunuz. TM var, dil var, sözel var. Hocam ben feneme gitsem. Bu çocuk hangi alanı seçeceğini bilmiyor. Kararsız. Ama çocuğun kendi özelliklerini bilmesi lazım ilk önce. Yani fen midir, kimya mıdır, biyoloji midir, matematik midir? Kendi özelliklerini görmesi için bazı envanterler uygularız. İlgi envanteri, yeterlik testleri, görüşmeler yaparız. Çocuğa sunmuş olduğumuz bu özelliklerini görmesi, var olan özelliklerini bilmesi kendini tanımadır.
Bu çocuğa özelliklerini, alanıdır, nelerdir, hangi ilgi yetenek alanlarını görmesinden hariç dedim ki yavrum sen fene gidebilirsin, TM'ye gidebilirsin, dile gidersin, söze de gidersin diye ona gidebileceği bütün alanlarla ilgili bilgi verirsem bir nevi ona seçenek sunmuş olurum. İşte bu gidebileceği alanlarla ilgili seçenek sunmam olanakları fark etme amacıdır sevgili arkadaşlar. Peki hocam dedi ben bunları aldım dedi. Kendi özelliklerimi biliyorum. Siz bana onların dedi neler var seçenekleri de sundunuz dedi. Ben dedi fen öğrencisi olmak istiyorum dedi. Anam güzel artık kararını verecek. Yani kendine ait bir uygun seçim yapıyor. Benim fene gitmeyi düşündüm ya da fene gideceğim demem uygun seçim yapmasıdır. Güzel müthiş. Peki fen bölümüne gider. Fen sınıfında yeni arkadaşlar, yeni hocaları, yeni dersler, yeni kriterler. O ortamı onu tanır. Artık o kişinin onu tanıması çevreye uyum sürecidir. İyi bir fen öğrencisi, iyi bir bölüm öğrencisi olmak için elinden gelen çabayı gösterir ve gücü ortaya koymaya çalışır. Bu da kendini gerçekleştirmedir sevgili arkadaşlar. Peki başka bir örnek daha verelim size. Örneğin bizim okullarımızda da çok sık yaşıyor olabiliriz. Devlet memurları için de geçerli sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki mutlaka özellikle başka yerden başka yere devlet memurunda tayin olma durumu var. Ve bunun yanında çocuklar da okul değiştiriyor. İşte başka bir okuldan bizim okula gelen bir çocuğa biz ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? İlk olarak okul ve çevresini tanıtıyoruz. Bu bizim rehberliğin hangi amacıyla alakalı? Bakıyorum. Yeni gelen çocuğa ben ne yaptım sevgili arkadaşlar? Okul ve çevresini tanıttım. Çocuk için yeni durum mu? Evet. Yeni durumda yeni durumu ortaya koymasına yardımcı oldum mu? Evet. Demek ki yeni ortama yani çevreye uyum sağlamasını amaç ediyorum. Bu hangi amaçla alakalı? Çevreye uyum amacıyla alakalı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki ne olabilir? Aynı şekilde diyelim ki meslek seçecek çocuk. Hocam ben doktor mu olayım, mühendis mi olayım, mimar mı olayım, öğretmen mi olayım dedi. Yani önemlilerinden biri. Evet. Peki hocam ama ben hangi mesleğe ilgili nelerim var, ne özelliğim var bilmiyorum dedi. Çocuğun bu mesleklerle ilgili var olan kendine ait özelliklerini fark etmesi, evet hangisi? Özelliği fark etme, kendini tanıma. Bu özelliklere göre yavrum sen biyoloji alanına yakınsın, biyolog olabilirsin, tıp okuyabilirsin gibi bana bu alanları, hangi alanları seçeceğimle ilgili seçenekler sunsan, olanakları fark etme. Hocam ben biyolog olacağım. Ben kararımı verdim. Bu konuda yardımcı ol. Karar verdi artık. Seçeneklerden tek birini indirdi. Hangisi? Uygun seçim yapman. Artık biyolog olduğunda ya da biyoloji okuduğunda ya da o ortamda yeni kişiler, yeni insanlar, yeni ortamdaki bireylerin özelliğini tanımaya başladı. Çevreye uyum ve var olan biyoloji bölümünde kendi için en uygun olanı yapmaya çalıştı. Kendini gerçekleştirme diyebiliriz. Peki günlük hayatta çok sık yaşıyoruz. Son kez onu da söyleyeyim isterseniz bu amaçlarla ilgili. Ya telefonlarda da çok sık yaşıyoruz. Artık biliyorsunuz dokunmatik telefonlar çıktı sevgili arkadaşlar. Konuşmaya da geçtik. WhatsApp var, bilmem ne var, LinkedIn var, o var, oraya tuşluyoruz falan filan. Neyse oraları geçtim. Diyoruz ki sevgili arkadaşlar telefonu açıyoruz. Nasılsın diyoruz. Çok güzel bir kelime aslında. Hiç bize gelen cevap şu. Ay bugün şunu yaptım, buraya gittim, şöyle oldu, böyle oldu, şunu yaptım, bunu yaptım. Bir daha soruyoruz. Yavrum, canım, nasılsın? Ay şöyle oldu, böyle oldu, şunu yaptım, bunu yaptım. Çok kötü bir cevap. Ya da şöyle diyoruz. Bugün ne yaptın diyorum. İyiyim, sen nasılsın diyor. Yavrum, canım benim. Bugün ne yaptın? İyiyim, sen nasılsın? Şimdi öyle bir şey ki hepiniz de mutlaka buna gülüyor da olabilirsiniz. Neden? Hayatta çok sık yaşıyoruz yahu bunu. Hocam bunun rehberlikle ne alakası var mı demeyin. Gerçekten çok önemli. Şimdi kişiye soruyorum. Nasılsın diyorum. O da bana şunu yaptım bunu yaptım diyor. Nasılsın demek? Onun duygularını sormaktır. Ama bana o neyle cevap veriyor? Davranışıyla. Şunu yaptım bunu yaptım diyor. Ya da hemen geçiyorum. Ne yaptın diyorum bugün? Davranışı soruyorum. Bugün ne yaptın söyle bana. Ay bugün iyiyim sen nasılsın diyor. Duyguyla cevap veriyor. Ben davranışı soruyorum, duygusunu anlatıyor. Duygusunu soruyorum, davranışını anlatıyor. O zaman sevgili arkadaşlar bu kişi duygu ve davranışını ayırt edemiyor. Duygu ve düşüncesini ayırt edememesi kendi özelliğinin farkında olmamasıdır. O zaman bu hangi amaçlarla alakalı? Kendini tanımadığını gösterir. O yüzden konuşmalarımızda da ya da yaptığımız hal ve hareketlerde de var olan kendi özelliklerini bilmemiz gerekebilir. Bu rehberliğin 5 amacıydı sevgili arkadaşlar. Bu amaçları tek tek örnekledik diyebilirim. Peki bu amaçlardan sonra bir diğerine geçelim. Bakalım.